Kumsal nerede kumsal? Isır artık yani, anladın mı? Isır at, em şu kanı yani. Bottrum'u aldık 10 euroya. Bir yorum yapmam gerekirse bok gibi bir turdu. Ay kadın şey dedi, ben de ödeyeceğim senin Uber şeyini. Ya, hiç tanımıyor beni. 6 kere 4. 4 ben alakalı. Ya ben 40'tan dönüyorum aslında. Deniz anası tehlikesi var, o yüzden şu anda çok temiz değil dediler. Sicilya'da orange juice böyleymiş ama Irmak diyor ki... Bir yırtıldı. Hepsi etrafı sıçıldı. Greyfurt'ta kristilmiş bence. Bu arada kart çalışmamış bu makinelerde, bilginiz olsun. E tam nakit olsun. Bilginiz olsun derken seyircilerime. Tamam. Ne tatlı adammış. Yunus kapını aldı yere atıyor ama. Yunusları yüzmek değil bu arada, Yunusları görmek bence o. Yani... Onu Boğaz'da da görüyoruz. Biz şimdi döndük. Zehir oldu günümüz. Çok yorgunuz, üşüyoruz. Ve beynimiz çalışmıyor. Ve beynimiz yok. Yay! Havaalanından bavulları aldığınızda kapıdan çıktıktan sonra, yani havaalanından çıkmak için sağdaki kapıyı kullanırsanız merkeze giden otobüslerin küçük kiosklarını görebilirsiniz orada. 5 dakika falan sürüyor, fiyatı da 4 euro. 11 dereceden bir anda 25 derece sıcağa gelince pişiyorum tabii, burada görmüyorsunuz ama ceketim çantamda, sweatshirtim de belimde. Bu arada üzerimdeki de uzun kollu. İndikten sonra da ilk dikkatimi çeken kaldığımız bölgenin pisliği ve bu sadece buraya özgü değilmiş, sonradan görüyoruz. Herkese Catania'dan, yani Sicilya'dan merhaba. İlk defa benim için böyle tamamen bütün yolculuğumu çekeceğim bir YouTube videosu olacak. Normalde sadece yatay çekip onları birleştirerek bir video yapmaya çalışıyordum. Bu sefer arkadaşım da geliyor şimdi yolda, onunla beraber böyle bütün anlarımızı düşmeyeydi miydi? Bütün anlarımızı çekeceğimiz, beraber keşfedeceğimiz bir video düşünüyorum. Şimdi Catania'dayız. Catania'ya indim. Birazcık size neler yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum. Bu arada ya, kıyafetlerime baksanıza, direkt Londra'dan geldim. Nasıl da böyle şimdi bikini giyeceğim. Şimdi tabii ki başıma çok saçma sapan şeyler geldi. Biz normalde Türkiye'ye giderken Stansted Havaalanı'nı kullanıyoruz. Ama buraya gelmek için Luton Havaalanı'nı kullandık. Koç Station'a gittim ben. Oradan bindim. Gayet kemerimi falan bağladım. Tam uyku moduna bir geçtim. Bir an fark ettim Stansted'e binmişim. İyi ki otobüs kalkmadan yetiştim. Ötekine hemen geçtim. İyi ki beni aldılar. Orada öyle bir problem yaşadık. Şimdi bunu açmadan aslında gösterseydim size. EasyJet'le uçtum ben. Tabii bunlar low cost firmalar olduğu için çok dikkat ediyorlar. Benim çantam şöyle bir şey. Aslında ben evde ölçtüm bunu. Yani eni daha geniş falan. Ve tabii görünce beni o alete sokturdular. Girmedi. Dedim ki ben içinden bir şeyler atarım. Havlu mavlu atarım. Bir şey atarım yani. Sonuçta ekstra 50 euro vermeyeceğim yani. Şunu çıkardım. İşte dedim boynumu şuru burama şey yaparım. Şapkayı çıkardım taktım falan böyle. Ama bir şekilde sığdırdım. Ama problem şu ki ben yanımda bir de çanta getirdim böyle. Küçük bir el çantası işte içinde ne bileyim. Telefonumun oldu işte cüzdanım, pasaportum vesaire falan. Tabii o da aslında bunun içinde olması gerekiyor. O da olmuyor yani. Neyse şöyle bir çakallık buldum kendimce. O da zaten elimde patladı. Boots'a girdim. Boots'tan Londra'da çok popüler. Treadmill meal derler işte. Bir ana yemek, bir atıştırmalık, bir de içecek. Ondan aldım. Bir de torba aldım. Torbanın içinde çantamı koydum. Üzerine de yiyecekleri koydum. Çünkü yiyecekler vesaire bunlar ücretsiz. Uçağı alabiliyorsun yani. O ekstra bagaj gibi sayılmıyor. Tam böyle bunu geçirdim bilmem ne. O elimdeki çanta bir yırtıldı. Hepsi etrafı sıçıldı. Böyle sandviç dağıldı falan, böyle rezalet çıktı. Öndeki adama dedim, bir çift derdi. Ya dedim sizin çantanız yok. Benim el çantamı sizinmiş gibi sokabilir misin dedim böyle. Hemen şey oldular böyle. Sokamayız darling. Ya haklılar aslında. Belki bir şey var yani içinde. Onlar çok haklı zaten. Hani ona kızmıyorum da. Sonra bir şey olmadı. Bir şekilde saklayarak geçtim. Ama size tavsiyem öyle bir işte Wizz Air olur, Ryanair olur, EasyJet olur. Bunlarla uçuyorsanız çok çok dikkat edin. Önden bence ölçün yani. 50 euro itirak alıyorlar. Böyle posta bekliyorlar orada. Otele gelecek olursak, otelimizin yeri birazcık kötü gibi. Ama otel gayet güzel yani. Daha doğrusu burası biraz Airbnb gibi. Bakın şöyle şeyler var, kahvaltılıklar bıraktılar bize. Kahvaltı dahil işte tırnak içinde. Ama İtalyan kahvaltısı zaten bu şekilde, biliyorsunuzdur belki. Velhasıl şimdi çok oyalanmıyoruz ve ben bu üzerimdeki uzun kolları çıkarıp bikinlerimi giyip plaja gidiyorum. Buradaki şimdi çalışanlara sordum. Burada yüzebileceğim bir yer var mı? Çünkü kenar şehirlerde, daha doğrusu kenar kasabalarda var. Taormina falan var mesela. Yarın ya da öbür gün zaten gideceğiz oraya. Playa di Catania diye bir yer varmış. Şimdi giyinip oraya gideceğiz. Oradan sizinle tekrar buluşacağız.
Evet, Katalana plajından herkese merhaba. Burayı yorumlamadan önce hemen unuttuğum bir iki bir şey var, ondan bahsedeceğim bu arada. Zaten biliyorsunuzdur, İtalyanlar bize gerçekten çok benziyor. Yani biz zaten biraz Güney Avrupa, biraz Orta Doğu karışımlıyız ya, hani hal ve tavır olarak çok misafirperveriz, yardımcı olmak isteriz vesaire. Neyse, bu Rome to Rio sitesi var ya, ben oradan bu otele nasıl gidilir diye baktım. Orada işte ya Interbus diyor ya başka bir şey diyor, velhasıl neyse. Ama ikisi de aynı durak gösteriyor. O durakta inip oradan böyle 3 dakika falan yürüme mesafesi, okey, problem yok. Oradan bindim. Haritadan da takip ediyorum bu arada. Benim inmem gereken yeri geçti ama adam bana dedi ki ilk durakta ineceksin. Benim oraya geçti, bayağı geçti böyle. Ben ilk durakta bastım yani, benim oraya daha gelmeden. Neyse, anasının dininde indirdi beni işte. Etrafta da böyle çok bir şey yok, böyle biraz şey gibi, garaj gibi yani diyeyim size. Bir kurum, bir böyle konsolosluk değil, böyle bir şey kurumu gibi bir yer gördüm. Oraya girdim. Sıfır İngilizce, hiç İngilizce bilmiyorlar ama yardımcı da olmak istiyorlar böyle. Nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz falan böyle. Neyse, daha önce Londra'da yaşayan bir tane kız geldi sonra. Ben de yardımcı olayım sana. Baktık, buradan diyor 20 dakika yürüme mesafesi diyor. Ya da diyor otobüse binebilirsin ama diyor otobüsler burada diyor hiç güvenilir değil diyor. Yani şey anlamda, güvenlik anlamında güvenilir değil. 15 kişi kalkacağım der, 45 kişi kalkar. Zaten ben bunu internette de okumuştum. Neyse, yandaki adam da İtalyanca şey diyor, hani Uber'e binsin, bak Uber çağıralım. Ya tamam dedim, bakalım. Bu arada da ben paramı convert etmedim ama hani çok bir şey tutmaz diye, yani çok böyle aradaki komisyon çok büyük olmaz yani, bir pound falan olur, okey dedim. Ama problem şu ki internetim yok. İnternetim olmadığı için de ödeyemem. Ay, kadın şey dedi, ben de ödeyeceğim senin Uber şeyini. Ya hiç tanımıyor beni. İnanılmaz. Hayır dedim, Allah aşkına ödemeyin. Deli misiniz yani? Lütfen yapmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler ama ben dedim en kötü yürürüm. Neyse, orada baya böyle ne yapacağız seni falan diye düşündüler. Çok tatlılardı. Ben oradan kalktım, yürüdüm sonuç olarak. 13 euroydu bu arada Uber ve toplamda 15 dakikalık falan bir yürüme mesafesi gösteriyor. Sırtım da çok ağır diye ben aslında binmek istedim ama 13 euroluk da değil yani bence artık bu da. Bir diğer söyleyeceğim şey, Sicilya dış hatlar hayatımdaki en rahat pasaport geçişiydi. Bir dakika bile sürmedi yani. Direkt aldı, baktı, lap diye damgayı vurdu, geç dedi. Diğerlerinden hatta parmak izi aldı bilmem ne falan. Benden hiç almadı. Normalde benim tecrübe ettiğim şöyle bir şey var. Ben önden tabii bütün otel rezervasyonlarımın ekran görüntülerini, işte dönüş uçak biletimi falan hepsini hazırladım. Hani internetim olmazsa gösterebileyim, hani burada problem yaşamayayım diye. Çünkü daha önce Çekya'da herkes geçti, beni tuttular. Yani özel odaya almadılar ama böyle işte sistem bozuldu, yok bilmem ne falan dediler. Ve beni bir tek beklettiler ama. En sonunda şey demek zorunda kaldım. Ben Türkiye'ye dönmüyorum yani, ben Londra'da yaşıyorum diye. Yani oturum kartımı gösterdim. Bence bu çok kırıcı bir şey yani. Hani bak, Türkiye'den gelmiyorum, merak etme, kaçak olma ihtimalim yok, ben Londra'da yaşıyorum diye kendimi kanıtlama durumu bence ülkemiz için üzücü bir durumdu. Bu plaja gelirsek, ben plaj konusunda biraz şımarım doğrusunu söylemek gerekirse. Ben böyle istiyorum ki deniz dümdüz olsun, berrak olsun, dibi göreyim, kum olsun. Hani o yüzden bana deniz beğendirmek birazcık zor ama burası gördüğüm kadarıyla bayağı yosunlar da vurulmuş yani. Pek güzel değil zaten, çoğu insan da girmiyor. Ama buraya kadar geldik yani, illaki bir gireceğiz. Birazdan sizi güncelleyeceğim. Tam denize gidiyordum. Eşyalarıma mukayyet olur musunuz diye aşırıdaki bir kadın grubu var. Onlara rica ettim. Tam böyle denize gidiyorum. Bağırdılar böyle, ne oluyor dedim. Deniz anası tehlikesi var, o yüzden şu anda çok temiz değil dediler. Nereden anlıyormuşuz? Bakın, kırmızı bayrak varsa eğer bu deniz anası ihtimalinin daha fazla olduğu anlamına geliyormuş. Bu yüzden pek fazla kişi girmiyor yani, baksanıza. İyi, bunu öğrendik, güzel. Sıradan güneşlenmeye devam o zaman. Kameralara merhaba demek ister misin biz? Merhabalar. Biz birleştik. Çok tatlıymış yalnız harbiden. Ha, ben burayı gördüm işte. Şey, seafood restoranmış. İyicisin. Ama şunlar gerçekten her yerde var ya. Belgrad'da bile vardı. Güzel pişiyorlar. Aa, bak burada da var. Şimdi şöyle bir yere oturduk. Ay çok tatlı ya, çok sevdim. Tam bir Alaçatı vibe'ı. Bir çekmeliyim. Biralar çok uygun fiyatlı.
Peki kokteyllere ne diyorsunuz? 6 euro. Kokteyllerde çok iyi. Ama bence acaba az mıdır ya? Çünkü çok aşırı ucuz geldi bana. Porsiyonlar çok mutlu etti. Bunu da çek. Bak şöyle elimi koyayım. Elimden büyük. Ya çok iyi. Gecemizi kapatalım artık. Ha, tamam. Evet, nasıl geçti? Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Somonlu. Şirket tamam. Ya bu arada çok güzeldi. Ya bu arada biz kokteyl içtik. Kokteyller yıkılıyordu bence. Benim içtim çok güzeldi bu arada. Aşırı sertti. Onun 3 tane falan içsen kesin sarhoş olursun. Rum, triple sec bir şey. Yani böyle bayağı sert, portakallı, böyle çok güzel bir şeydi bence. 6 euro. Bence çok iyi bu arada fiyatlar. Çok iyi. 6 kere 4? 24. Çok 4 iyi. 4 ne alaka? Ya ben 40'tan dönüyorum artık. Bu üzücü yorumla beraber geceyi kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Bu fikri çok garip bulanırmak. Evet, olay, şey ne olaylı be? Kararsız bir Sicilya sabahından günaydın herkese. Biz şimdi normalde araba kiraladık. Ama yarından itibaren dedik ki bir haftalık kiralayalım. Eşek değiliz, bir günde kendimiz gezeriz. Gezilmiyormuş. En yanlış günü seçmişiz diyebilir miyiz? Öyle, kesinlikle öyle. Çünkü çok sıcak olacak olan günler cuma, cumartesi ve pazar. Ve biz cumartesi kiralıyoruz ve bugün cuma. Plaja gitmek istiyoruz. Ama dün gittiğim plajı zaten gördünüz, yani çok güzel değil. Bir de birazcık böyle hani keyif alalım. Hani bir şeyler de içeriz falan gibi düşünüyorduk. İnternetten araştırmaya başladık. Bu araştırmamız 2 saat falan sürdü. Önce dedik ki arabayı bugün kiralayalım. Bize 3 katı fiyat söylediler. Irmak da şey dedi. Thank you very much. Bye bye falan diye kapattı. Neyse, araba fikri yattı. Biz Sirakuza gibi bir şey söylüyor bu arada. Fark ettim. Sirakuza demiyor herhalde. Evet. Yani. Neyse, öyle bir yer var. Biraz daha güneyde. Orası da çok güzel. Böyle çok güzel fish restoranları falan var. Oraya gidelim dedim. 1 saat 10 dakika yol. Adam başına 20 euro. Hani bize dedi ki daha civar bir yerlerde. Tek gidiş 20 euro bu arada. Hayır, gidiş dönüş 20 euro. Ha, öyle mi? İşte 2 kişi 40 euro yani. O yüzden dedi ki arabayı alsak daha mantıklı diye. Tamam. Ben bir de öyle anladım çünkü. Yok artık. Burada bizimle kalan İtalyanlara sorduk. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi bu arada. Hani translate'den ben İngilizce söylüyorum. Onlar İngilizce cevaplıyor. Şey, İtalyanca cevaplıyor falan. Neyse, bir yerler önerdiler. Şimdi biz başka birilere daha soracağız. Çünkü çok da içimize sinmedi. Değil mi? Evet. Aa. Saç? Aa. Ne oldu? Ha, biraz daha gel. Aa, I know, it's very popular, the snail cream. Abi baksana, canlılar ya. Ay, kıyamış ya, çok minikler. Biz yine dün geldiğimiz yere geldik ama burada şöyle şeyler hep manav. Ay, niye manav diye kullanıyorlar? Pazar. Bize orange juice diye bunlar geldi. Yalnız bu ne falan dedik. Sizce ya da orange juice böyleymiş ama Irmak diyor ki renklikle kestirmiş bence. Daha ilk standta. Beğendin mi güzel kız? Çok güzeldi bu. Ne yapıyoruz şu an? Şu anda biz... Ay, nereye gitmeye karar verdik biz de? Açitrezza'ya gitmeye karar verdik şimdi. Ama otobüsler çok güvenilir olmadığı için bakalım alabileceğiz mi? Gidebileceğiz mi? Dedik ki bir tane lokal İtalyan bulduk. Lokal olarak nereye gidiyorsunuz dedik. Açitrezza'yı önerdi. Bizim şu an yalnız makineden bilet almamız gerekiyor galiba, değil mi? Alalım. Bu arada kart çalışmıyormuş bu makinelerde, bilginiz olsun. E tam nakit olsun. Bilginiz olsun derken seyircilerime. Tamam. Al bakalım, görelim güzel kısım. Ticket bus aynı. Aynen 90 dakika olan. Bundan değil mi? Bu arada günlük şeyler varmış, günlük biletler varmış. 2,5 euro. Biz 90 dakikalık olan. İki tane alıyorum. Şöyle aldık, 90 dakika geçerli bunlar. Açı Sretsa için bakın 5.34'e binmemiz gerekiyor. Atatürk olsun.
Şurada şey yapacağız, validate edeceğiz. Tamam, bir adama soralım. Ha, tamam. Burası demişti adam ama yine de soralım. Şurada yazıyor bu arada. Hello. Açitresa, ya? Okay. Which stop? Which stop? Stop. Station. Açitresa, okay. Okay, thank you. İyi de biz onlardan diyeceğiz ki ekran yok, bir şey yok. Yakınında oturalım. Yaptıkları işe bak. Tamam, şunu bakalım. Validate. Nasıl yapılıyor ki? Dur, şuraya oturalım mı? Ha, o gerçi şeymiş. Yere atacak. Yere atmadım. Okay. All right. For Açitresa, which stop? Açitresa stop. Bus stop. Last stop. So last stop. Okay, thank you so much. Ne tatlı adammış. Evet, çok tatlıymış gerçekten. Mutfağın aldığı yere atlamam. Hat. Haydi bakalım hayırlısı. Bakalım. O kadar dibinden çekme. Daha şu falan şu. Deniz göründü. Evet. Açitresa. Ben hiç öğrenemeyeceğim ismi. Ama buradan giremeyiz biz ya. Kum şeyi nerede? Kum kısmı. Kum şu tarafta mı? Ya. Aa, bu güldürmedi. Mutsuz. Kumsal nerede? Kumsal. And a special price only for you, not 30 euro, only 15 for a McKinsey cooling and ama cooling system. Ama hiçbir benzik yer değil ya sanki. Special price gözüküyor. For sympathy, special price only for you, 7 en alttakine galiba gideceğiz zaten. In the boat, evet. The star. All right, thank you. Thank you. 10 euro. Şimdi yaparsın oluyor. Bilemedim ama ben ya. Ben sadece şeyden korkuyorum. Hava o kadar sıcak değil ve ben yüzemeyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Oralarda. Evet. Dışarıda yani. Yani nedense ben burada... Darladı. Evet. Darlamazione. Ya gel birilerine daha soralım. Burada insanlar nereden denize giriyor mesela falan. Mesela şurası. Bakayım. Hı, şurası mesela. Neresiymiş? Ne yazıyor? Açitresa, Sicily diyor. Enteresan. Ya evet ya, gerçekten hiç İngilizce konuşmuyorlar ya. Sıfır, zero. Bizimkiler bile çatır çutur konuşuyor. Aynen öyle yerlerde. Vallahi. Hayatımda ilk defa bu kadar zamanlara kendimce geziyorum. İlk defa translation'da söyleyeyim. Hani şeylerde görüyordum böyle. Translation'da. Aynen. Hani Japonya'da falan yapıyorlardı da ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Denk geliyorum. Koskoca İtalyanlar. Ne yapıyorlar Japonya'da? Japonya'da da İngilizce bilme oranı çok düşük. Ha. Ama zaten bir yani ya tek eksikleri o olsun, anladın mı adamları? Saksın yine bir şeyler beğendi. Seviyor da kalsın. Eli bak geri gitti eli. Ne kadarmış? Bu 18, bu 28. Ne gönderdiler yüzün diye. Ya evet, biz birazcık gerginiz şu anda. Bunu paylaşmak istiyorum. Biz orada lokallere sorduk, hani siz lokal olarak nereye gidiyorsunuz diye. Aşkım evet. Sana anlat hadi birazcık. Açitresa dediler bize. Geldik, bir saat bekledik otobüsü. Ondan sonra bir saat buraya geldik yol. Ve şu anda denize girilebilecek bir yer yok. Evet, ve bize devamlı tur satmaya çalışıyorlar. Yani okey. Tur satmaya da çalışmak da okey de. Kimi bence... 10 euro diyor, kimi 20 euro diyor, kimi 30 euro diyor. Aynen, bir de şey dediler, yunuslarla da yüzebilir. Yani yunuslarla yüzmek değil bu arada, yunusları görmek bence o. Yunuslarla yüzemezsin yani. Onu Boğaz'da da görüyoruz. Neyse de bakalım, 10 eurodan verirse ona bir deneyeceğiz şansımızı. Çünkü burada böyle, ya bizim kafamızda ne vardı biliyor musunuz? Böyle plaja gideriz, hani çok böyle şey beach club olmasına gerek yok. Hani yere de sereriz, önemli değil. Civarda bir şey olsun, bir limoncello, bir şey söyleyelim. Hani keyiflenelim. Saat 3.30 oldu anasını satayım. Hala hiçbir şey yapamadık. Neyse sessiz olun. Bundan ders çıkarın. Bakalım verecek mi bize 10 euro? Hadi bakalım. Şimdi gelirseniz demişti. Biz de hayır diyoruz o zaman, tamam mı? Bunlar gidip geri dönenler. Gidiyoruz şu anda. Anlat bakalım.
Ne anlatayım? Dur saçlarım biraz papazdır. Neyse biz gidiyoruz diye. Bot turumuzu aldık 10 euroya. Ve adam çok şeydi. Falan. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi bir marketten böyle bir bira mira bir şey yani. Hani bu arada bira alıyorum dedik ama ha. Şimdi tişimiz falan gelecek ve o bot muhtemelen küçük bir bota benziyor. Tişimiz. Bir buçuk saat. Zaten bir saat gezdikten sonra yarım saatte yüzüyor olacaksın. Her yer tuvalet. Tamam. Thank you. Moretti. O ne? Şeker. Tuz sıkıntı. Tuz yok yani çünkü. Şey sıkıntı. Tuzsuz ve mutsuz. Oo, bayağı sert. Zaten ölçüsüz koydum. Tuzu yanınıza nasıl ölçüsüz? Tuzu tam koymadığı için şu şekilde. Hani parmağımızı yalayıp şu. Kolay oldu. Bir de bana sor. Baby shark. Baby shark. Aç mısın? Ben daha çok tuvalete girmek isterim açıkçası. Bir şeyler yemek istiyorum, böyle bir oturmak istiyorum. Tamam oturalım. Beynimiz hiçbir yerine gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Bir yorum yapmam gerekirse bok gibi bir turdu. Yani kesinlikle tavsiye etmeyiz. Hani değil 25. Hani 10 da etmez. Bütün yol boyunca uyuduk. Midemiz o kadar bulandı ki havayı bilemeyiz tabii ki de. Böyle bir tur hani ne mala? Bu bir tur değil. Bir kere hiç anlatmadılar. Ben döndüm şey dedim hani o şey mağara bölümünü merak ediyordum ya. Mağara ne zaman dedim şey dedim sen uyuyordun mağaraya geçtiğimizde. Siktir seni yalancı. Lan söylesene yani. Ben uyumadım hiç. Mağaraya falan gitmedim. Abi direkt şöyle oldu bak. Böyle yanlara doğru yanaştı. Durdu. Devam etti. Hiçbir şey anlatmadılar etmediler yani. Asla, kesinlikle tavsiye etmiyoruz ya. Midemizin bulanması da cabası yani. Perişan olduk. Açı Treto'ya gelmeyin. Yapacak hiçbir şey yok. Plaj falan yok yani. Aynen. Sakın. İnsanlar bize ne kadar şey bakıyor ya. Burada hiç kimse video çekmemiş galiba ilk defa. Biz şimdi döndük. Zehir oldu günümüz. Güzel bir an oldu. Eğlenceliydi. Ama şu anda o keyfi çıkaramıyoruz. Ama canı sıkkın. Yandı, haşlandı. Yürümek istemiyor. Bir saatlik otobüs yolculuğunun ardından. Bir saat sürmedi bu arada. Nasıl sürmedi? Vallahi bir saat sürmedi. Ne kadar sürdü? Saat kaç şu anda? Süreye kadar yürüyüp süreye geldik. O zaman ben benim kafam iyi şu anda. Aynen. Yani içmeden sarhoşluk. Yarım saat olamaz mümkün değil. Şuradan yürüsek daha güzel değil mi? Ana caddeden yürüyeceğimize. Oraya mı çıkıyor? Oraya çıkıyoruz tabii ki orada gidelim. Bence evet oraya çıkıyor. Biz sabah oradan geldik ya. Tamam. İyi. tamam. Bu çok güzel bir haber. Aynen. Birkaç... Benim şahsen şöyle önerilerim var. Bir, arabasız asla. Evet. Perişan olduk. Otobüsler asla güvenilir değil. Yani zaten kendi Sicilyalılar da onu söylüyor. Yani 3'te kalkar diyorlar ama kim bilir falan diyorlar yani. Söz veremeyiz. Aynen öyle. İkincisi, çok bence onların şeylerine de güvenmeyin. tercihlerine yani. Bize böyle biz lokaller buraya gideriz falan dedikleri yeri biraz önce gördünüz. Yani hiç denize girecek hiçbir yer yok. Veya acaba millet gördüğü her denize girme peşinde de biz böyle... Ve biz çok sorguladık yani hani... Nasıl olabilir böyle bir şey? Güzel bir denize girmek istiyoruz, kumsal olsun istiyoruz falan şeklinde. Aynen. Enteresan. Yarın sabah
lükse, yani arabaya kavuşacağız inşallah. Yok ya, temel ihtiyaç bu, lüks değil. Evet, bence de kesinlikle. Aslında bu videoların sonlarında, bu videoda değil ama ne kadar harcadığımız, nelere ne verdiğimizi falan da bahsederiz. Ama şu anda çok yorgunuz, üşüyoruz. Ve beynimiz çalışmıyor. Aynen, ve beynimiz yok. Ve bu gece normalde dışarı çıkacaktık, çıkamayacağız. O da olmadı. Şu an odamıza dönüp böyle uyumayı düşünüyoruz. Hatta sinek ilacı falan aldık, o kadar. Ay, bir de sineklerden bahsetmek ister misin, çok az? Evet, sinekler duvarda bekliyor yani bize, şeye pusuya yatmış. Ya. Aynen. Çok kötü. Bütün duvar sinek kaplı gibi. Gece uykumuzdan uyanıp öldürdük falan. Abarttım belki azıcık ama çok fazla vardı. Çok kötüydü. Bir de şey çok kötüydü ya. Evet işte o. Böyle kulağının dibinde, evet. Yani ısır artık yani, anladın mı? Isır artık, em şu kanı yani. Evet, bir şey yani. Lanet gitsin, bu kadar eziyet yapılmaz. Velhasıl neyse, bu video burada bitti artık. Bir sonrakini Formula'ya ikinci video olarak şey yapacağız. Bebişkusu. Bu kadar. İyi geceler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Aa, şeyi ben bak... Arabedaerci. Hep işte YouTuber henüz olamadım ya. Şey, hep unutuyorum. Şu falan ben şu anda... Ya bu nasıl? Hiç şık değil ya. Ya seni yiyeceğim. Hiç havalı değilim ya. bu kadar çile çektik. Beğeni. Aman efendim, yorum. Bak, bir tane video. Abone değil. Bunlar çok önemli. Evet ve şey, ben böyle ya, ben hayatta söylemem falan diyordum. Gerçekten çok önemliymiş. Yaşma bak. Şey, yanıyor mu diye şey. Gerçekten çok önemliymiş çünkü like attıkça videoyu daha fazla insanların önüne çıkarıyor resmen. Onun olayı o mu, yoksa daha fazla para kazanıyor musun like alınca? Hayır. Parayı sadece bunu burada tartışmamız peki. Onu kesersin. O zaman iyi geceler diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda.